yapan yemek yemem, haram etti tütün benim. Bunu kim önlüyor? Öğüt versen kim dinliyor? Çoğu yatakta inliyor. Haram hem de imansız bir kafir. Armağanı safi zifir, harap etti tütün beni. O kadar ayarladım, önüne geçtim. Akıllı olacağım. Kimse kimseye... Kaldı. Buradan sonra sus olsun. Bu şahıs gördüğünüz gibi benim Dozer amcamdır. Ve sigaradan vefat etmiştir. Oğlu da insanlar ibret alsın diye gördüğünüz gibi mezar taşına bu yazıyı yazmıştır, yazdırmıştır. Eşim yıllardır sigara içti. Bir paket içiyordu ama şimdi iki paket içiyor. Sigaraya karşıyım. Bakkallarımızın da destek olmasını istiyorum. Benim canım babacığım. Sigara içmeye devam edersen sen benim geleceğimi, iyi bir yere geldiğimi göremeyeceksin. Bugün burada burası benim için çok önemli çünkü Sayın Kaymakamımız, Sayın Komiserimizle beraber bir hayal kurdular. Dediler ki dağları kekik kokan güzel pınar sigara dumanı kokmasın, kekik kokularını almaya devam edelim dediler. 36 yıllık meslek hayatımın belki de en mutlu gününü bugün yaşamaktayım. Bunun yanında saygıdeğer Cumhurbaşkanımız devlet politikasını haline getirdiği tütün bağımlılığı ile ilgili mücadele konusunda biz de Pamukkale Kaymakamlığı olarak anaokulu ve ilkokullarımızda çalışma yapmaktayız. Seçecek olduğum mahallede muhtar sigara içsin dedim. Okul müdürü de içsin dedim. İmamlarımız da içsin dedim. Baktım ki hepsi de güzel pınarda içiyordu Ağustos'ta. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü. O gün oraya büyük bir tabela asacağız. Bu mahallede tütün mamülü kullanılmamaktadır diyeceğiz. Sigara içilmeyince günlük bakkala veya aldığınız yere bir paket içiyorsanız 14 ile 20 lira arası para veriyorsunuz. Bu kardeşimiz kumbaraya her gün bakkala vereceği parayı oraya atıyor.